Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum kıvamında harika bir ana yemek olan etli kuru fasulye tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel kuru fasulye tarifime geçiyorum. Tarifime ilk olarak kuru fasulyeleri akşamdan ıslatmakla başlıyorum. 2 su bardağı kuru fasulyeyi derince bir kasenin içerisine koyuyorum. Kuru fasulyenin üzerine bir tatlı kaşığı karbonatı ekliyorum. Üzerine çıkıncaya kadar sıcak su ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Bunları bir kenara alıyorum. Ertesi gün düdüklüğün içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. 150 gram dana kuşbaşığını koyduktan sonra güzelce bunu kavuruyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Dana kuşbaşıyı güzelce kavurduktan sonra içerisine bir adet kuru soğanı ince ince doğradım onu da ekliyorum. Kuru soğanın diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Kuru soğanın diriliği geçinceye kadar kavurduktan sonra içerisine bir diş sarımsağı rendeleyerek ekliyorum. Dilerseniz bu aşamada küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Sarımsağı da soğanlarla beraber kavuruyorum. Bu arada ocağımızın bir tarafına da suyumuzu koyduk. Yemeğimizde kaynar su kullanacağız. Fasulyenin içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum. Her zaman söylediğim gibi salçanın kendine has ekşi bir tadı var. O yüzden salçayı yemeğinize kattığınız zaman güzelce kavurun. Böylelikle yemeğinizi çok daha lezzetli hale getirmiş olursunuz. Salçayı da yeterince kavurduktan sonra süzdürmüş olduğumuz kuru fasulyelerini ekliyoruz. Bu aşamada görmüş olduğunuz gibi fasulyeleri haşlama işlemi gerçekleştirmedik. Sadece akşamdan ıslatarak pişiriyoruz. Böyle daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Kuru fasulyeyi de koyduktan sonra şöyle bir kavuruyoruz. İçerisine bir buçuk tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biberini ekliyorum. Baharatları da koyduktan sonra bir iki kere daha karıştırarak kavuruyorum. Ocağın diğer tarafında kaynatmış olduğumuz 1,5 litre kaynar suyu fasulyenin içerisine ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Suyu koyup şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Daha önceden kurutmuş olduğum 4-5 adet kuru biberi de ekliyorum. Bu koymuş olduğumuz malzemeler fasulyenin lezzetine lezzet katmış olacak. Daha sonra düdüklümüzün kapağını kapatıyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra ocağımızın altına yarım ateşe getiriyoruz. Benim düdüklüde de 8 dakikanın sonunda kuru fasulyeler çok güzel bir şekilde pişti. Sizler bu aşamada kontrollü olarak fasulyenizi pişirin. 8 dakikanın sonunda havasını aldım düdüklünün kapağını açıyorum ve pişirmiş olduğum fasulyeleri kontrol ediyorum. Düdüklüğün içerisinde pişirdikten sonra başka bir tencereye aktarıyorum. 10 dakika boyunca da başka bir tencerede kapağı açık olacak şekilde pişiriyorum. Böylelikle kuru fasulye daha özlü ve daha güzel oluyor. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı oldukça güzel oldu. Hazırlamış olduğumuz bu ana yemek gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Kapağını kapattıktan sonra artık ocağımızdan alıyoruz. Dilerseniz hemen servis edebilirsiniz, dilerseniz ertesi günde yiyebilirsiniz. Fasulye yemeğimiz hala sıcakken sizler için servisi hazırlıyorum. Kuru fasulye yemeği turşusuz olmaz. Yazın yapmış olduğumuz turşudan da çıkartıyorum. Üzerine biraz karabiber serpiyorum. Sizlere bir de bu güzel yemeğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi lokum gibi pişti. Düdüklüden çıkarttıktan sonra kaynattığımız için de özlü bir fasulye oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak her zaman söylediğim gibi yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da sizlere elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de daha önce yapmış olduğum turşunun içerisini göstermek istiyorum. Biber dolmasının içerisine koymuş olduğum bütün sebzeler çok diri bir şekilde kalmış. Çok da lezzetli oldu. Bu iki besinin yanına bir de bulgur pilavı yaptığınız zaman harika bir üçlü oluyor. Bu tariflerimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel turşunun ve kuru fasulyenin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüz olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.